Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şu an neredeyiz? Kayseri Kitap Fuarı'nı gezmeye geldik. Öncelikle dışarıdaki büfeleri geziyoruz. Ne var ne yok bir bakalım. Sonra kitaplara bakacağız tabii ki. Buralara çadırlar kurulmuş, büfeler kurulmuş. Şimdi onları geziyoruz. Bijuteriler, hediyelik eşyacılar, yiyecek, içecek, tatlılar. Öncelikle buraları bir gezelim bakalım. Çelik bilek nerede mi? Bu bölümde genelde çocuklarımızı büyütürken onlara vereceğimiz temel eğitimle alakalı kitaplar görüyorsunuz arkadaşlar. Dini bilgileri, soyut kavramları çocuklarımıza nasıl anlatmamız gerekiyor bunlarla alakalı kitaplar görüyorsunuz. Şuraya gitmiştik ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, bu önemli. Bilim adamlarının olduğu kitapların her evde olması gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. Bende de var bir seri. Benimki daha küçük çocuklara göre tabii. İçerisi her sayfası resim dolu. Biliyorsunuz ki görseller çocukların daha çok dikkatini çekiyor ve de daha akılda kalmasını sağlıyor. Benimki daha küçük çocuklar için de tabii. Tarih kitaplarını okumayı sever misiniz arkadaşlar? Ben çok severim. Yani tarihimizle ilgili bilmediğimiz yeni şeyleri öğrenmek yani bizim için genel bir kültür oluyor. Hem de merak ediyorum açıkçası ben. O yüzden okumayı seviyorum. Tabii ki lise zamanlarında genelde kurgu, aşk ya da polisiye, gerilim kitapları okurdum genelde. Onları da okumalıyız tabii ki ama tarihimizi de ihmal etmemeliyiz. Tarih bilgimizi de geliştirmeliyiz diye düşünüyorum. Seti 400 TL. Zeka oyunları. Bunlar bak güzelmiş. Gel. Bekir Develer. Hayatından. Beş kitap 570 TL. Şunlardan senin verdin hiç. Hoş bulduk.
Şu ne kadar? 50. Bu da çocuklar için. Onun büyüğü bende var ya. Gel. Ben şunları okumuştum bak. Hep bunları okumuştum. Uzun. Küçükken. Bak şunlar da şey. Mandala. Bundan mı istiyorsun? Evet. Şu ne kadar? 100 liraymış bu da. 50 TL. 100 TL. Bakayım. Hmm. 200 TL. Şu da 200 TL. Bundan almıştım ya sana. Bakayım. İngilizce kartlar. Daha kolay öğrenebilmek için. Gel. Bazı kitap kapaklarını görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne kadar albenili. Al beni al oku diyorlar resmen. Çok güzel görünüyorlar öyle değil mi? Eğer yazarı bildiğimiz bir yazarsa, yani donanımına güvendiğimiz bir yazarsa direkt alıyoruz. Çok fazla incelememize gerek kalmıyor ama eğer bilmediğimiz bir yazarsa kapağını da ismini de arkasını çeviriyoruz. Arkasındaki yazıyı hatta bazen ön sözüne kadar bile okuduğumuz oluyor. Hani alsak mı, okusak mı, buna değer mi diye. O yüzden demek ki neymiş? Kapak önemliymiş arkadaşlar. Burada da ortaokul dünya klasikleri 50 TL'ymiş arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yani çoğu bildiğimiz, duyduğumuz kitaplar. Çünkü okul kütüphanelerinde genelde oluyor. Alıp okuyoruz. Suyla mı boyuyorsun? Ha. Kuruyunca geri beyaz oluyor yani. Teşekkür ederim Tongar. Efendim? Kaç yaş aralığı için? 6. Etkinlik kitabı. Çocuk gelişimi ve çocuk eğitimi ile alakalı o kadar çok kitap gördüm ki. Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Gerçekten bu konuya çok özen gösteriyoruz. Çünkü çocuklarımızın doğru yolda ilerlemesini istiyoruz arkadaşlar. Ancak şunu da söylemeliyim ki çocuklar duyduklarından çok gördüklerinden feyiz alırlar. Bunun için de ilk eğiticisi olarak anne babaların çocuklarına doğru davranışı öğretirken önce doğru davranmaları gerekmektedir arkadaşlar. Sonrasında zaten sosyal çevre faktörü devreye giriyor. Ve konu uzayıp gidiyor yani arkadaşlar. Allah bütün anne babalara yardım etsin. Hayırlı evlatlar versin. Evlatlarımızın da çevresinde hep hayırlı insanlar olsun inşallah. Bu arada sizin okuduğunuz, beğendiğiniz ve tavsiye edebileceğiniz kitaplar varsa yorumlara yazarsanız sevinirim arkadaşlar.
Setlerin fiyatı ne kadar? 280. 280. Gökçe seninki kaça, 5'e kadar mıydı? 10 vardı. 10 vardı bir de 10 yaşı. 5, 4, 3 vardı. 10 yaşı mı kaldı? Mesela. Kitapların kapakları gerçekten çok tatlı. Nasıl çok güzel. Ya, resimlerine bakıp insanın alası geliyor. El yapımı ürünler. Şunlara bak ne tatlı. Gökçe şunlara baksana, tokasına bak. Videomuzun sonuna geldik. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.